arkadaşlar. Biz şimdi evden çıkıyorduk ama benim aklıma bir şey geldi. Sabah kargocular gelmişti. Bizim posta kutumuzu kargolarımıza atmışlardı. Aşkım rica etsem acaba bir açıp bakabilir misin? Tamam. Bir dakika aşkım. Heh. Diş fırçalar gelmiştir. Evet, evet, diş fırçaları gelmiştir. Ne oldu? Büyük paket var. Büyük paket mi? Bu diş fırça ama bu büyük paket. Bu da Amazon. Ayakkabı şeysine benziyor. Ne alaka? Yani Amazon'da Prime Day günü vardı. Ben de orada bakarken bir şey gördüm. Yırttım artık. Yırttım. Çok yapışkan yapıştırmışlar. İade etmezsin zaten, ben bilirim seni. Efendim, aynı ayakkabıdan almışsın. Yani tam olarak aynısı değil ama. Biraz farkı var. Oha aşkım, siyah. Evet. Beğendin mi? Aşkım. Aşırı güzel. Aşkım, Allah razı olsun. Öptüm seni. Güle güle giyersin. Wow, teşekkür ederim. Aşkım, ne zaman aldın? Hangi ara? Ben normalde bilirim bunları sipariş edince. Sen bazen bana sürpriz yapmak için Amazon'u siliyorsun ya hani. Ben de senden sildim Amazon'u anlama diye. Vay. Hadi onu bırak da şimdi gidelim. Tamam, olur. Sonra denersin. Okey. İçeri koyayım şunları. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Normalde biz bugün ev vlogu çekecektik. Sonra düşündük, dedik ki bugün evimizin yakınında çikolata fabrikası var. Yani yürüyerek bile gidebiliriz istedik. Evet, kesinlikle. Oranın sahibi yeni bir yer satın almıştı hemen yakınında. Orada da bir kafe gibi mi, market gibi mi artık tam olarak bilmiyoruz. Yeni bir yer açtı. Onun açılışı vardı bugün. Biz de dedik ki hem kendimiz gidelim görelim bakalım neler varmış, hem de size de gezdiririz bir yandan diye düşündük. Umarım hoşunuza gider. Oraya vardığımızda görüşürüz. Herkes bize bakıyor şu anda ama. Bir şey olmaz. Biz size burayı göstermeye geldik arkadaşlar. Mekanımız burası. İçeri girelim. Merakla bekliyorum ben, ne karşılayacak bizi. Wow. Çikolatalardan bir mekan. Çok güzel. Kapı kapanıyor. Arkadaşlar biz şu anda çikolata fabrikasına geldik. Bir küçük size göstermek istiyoruz. İstersen gel şuradan başlayalım. Benim çok dikkatimi çekti. Şu şekilde ülkelerin isimlerini koyarak çikolata isimleri vermişler. İşte %39, 43, 55. Bu şekilde gidiyor. Rengarenk bir stand yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Direkt burası çekiyor zaten girişte. Şöyle fiyatlarını da göster istersen. Belki merak edenler olur. Bir tanesi 40 gram. Aynen. Ve 1.90. Evet. Daha hatta minikleri var. Şunları göster istersen. Olur, gel. Burada bir kilo halinde de satıyorlarmış. 10 euroya geliyor. Bu şekilde. İçinden seçebiliyorsun sanırım. İşte %85 var. Dekorasyonu da çok güzel yapmışlar. Benim hoşuma gitti bayağı bir. Dışarıda oturma alanları var, içeride oturma alanları var. Sadece çikolata satılmıyor. Aynı zamanda içecek de içebiliyorsunuz. Birazdan biz de alıp tadına bakarız. Ve burada, buradaki şehrin sembolü olan baykuşu. Beni de çek. Baykuşla. Çok tatlı olmuş ama. Ben şimdi içeceklerini içmek için sabırsızlanıyorum bu arada. Merak hadi ediyorum. Hadi gel o zaman, deneyelim. Hadi deneyelim. Hadi gel. Arkadaşlar, Trakya Şokolade kısmında sıcak çikolata falan bölümleri var. Fiyatları görüyorsunuz. İşte çikolatanın acılığına göre %43-70 gibi yazmışlar. Tötsün tarafında da pastalar var. Pasta fiyatları. Bir tık fazla geldi bana pasta fiyatları. Çünkü bayağı bir minik porsiyondalar. Diğer tarafta kahvelerimiz var, çaylarımız var. İşte kukiler tarafı var. Fiyatlar bu şekilde. Evet, öncelikle bugün misafirimiz Bahat abla. Ve bugün tadımı ben yapacağım. Sen çok seversin içindeki meyveyi. Aşkım. Şahane. Sen sevmeyebilirsin ama. Ya. Hmm. Olsun. Öncelikle şunu demek istiyorum. O kadar güzel bir mekanda bu bardağı ben beğenmedim. Daha havalı bir bardak olabilirdi. Öyle değil mi?
Bilmiyorum, bana çok sade geldi ama bakalım. Güzel. Ama sanki içine böyle çikolata koymamışlar da. Evet. O toz çikolatalar var ya, yapar yaptığımız taneli. Hmm. Onlar gibi sanki tadı. Bir fark göremedim ben. Yani bu mekana... Ama dondurma falan var. İçi güzel tabii ki, şekerli bir şey ama... Ha, dondurması varsa ben içerim. Güzel ama işte dediğim gibi böyle özel bir çikolatalı yapılmış hissi vermiyor yani. Evet. Deniyorum bakalım. Ekşi miydi? Ama yine de güzel. Başka şeyler denettirmiştim ama onlar... Değil mi? Bu güzel, tatlı. Ekşi değil o kadar. Bunları da beğendim. Tatlı. Kasaya bir tane kadın geldi. Yaşlı bir kadın, şey diyor. Biz diyor eşimle beraber iki tane içecek aldık diyor. Bana diyor bir tane kalpli çikolata verdiniz. O kadın da iki tane birden verdi ona. Ay kusura bakmayın falan diyor. Önemli değil falan dedi. Aldı çikolataları gitti. Krem brüleli çikolata mı bu şimdi? Evet. Deneyelim. Yalnız eriyecek, hemen yememiz lazım. Tamam. Ne var? Acı badem var. Ne var? Alkollü galiba. Biz şimdi çikolata kafemizden ayrılıyoruz. Genel olarak bir durum değerlendirmesi yaparsak bence soğuk çikolata güzel değildi. Yani şöyle güzel değildi. Burayı hak etmiyordu. Yani buraya göre daha güzel bir soğuk çikolata içebilirdik, evet, bence. Tatlısı güzeldi. Ben normalde kiraz sevmememe rağmen beğendim. Tatlıydı, böyle ekşilikler yoktu fazla. Bir de küçük bir krem brüleli çikolata almıştık. Onun da içinde alkol vardı. Arı var. Bakalım kameraya. Kameraya kondu. Tekne. Aşkım saçımda. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle mekan videosu görmek isterseniz bize aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.